Sayın Atabay, merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Zeyno Bey, teşekkür ediyorum. Şimdi bir tutuklandı haberleri çıktı, önce iddialar çıktı. Daha sonra da sizin açıklamalarınızla bunun öyle olmadığını ve görevinizin başında olduğunu görüyoruz. Bütün bunlar üstelik kumpas çetesinin uydurduğu yalan diyorsunuz. Şimdi yaşanan bir olay var. Ya da en azından iddia ediliyor bundan ve bu olayda söylenen, tabii daha doğrusu ya medyada çıkan habere göre, iş isteyen bir kadına işte uyuşturucu ve alkol içirdikten sonra da tecavüz ettiğine yönelik bir iddia bu. Bu iddialarla ilgili önce neyi, bize neler söyleyeceksiniz, bu konuda neler söyleyeceksiniz, o iddiaları hakkında neler düşünüyorsunuz? Şimdi tabii sesimi rahat alabiliyor musunuz? Gayet iyi geliyor. Tamam. Bu konuda söylenecek çok şey var ama ben çok özet olarak söyleyeceğim. Tabii ki böyle bir şey şiddetle reddediyorum ve çok insafsızca ve acımasızca bir suçlama olarak değerlendiriyorum. Ama müsaade ederseniz bu denli acımasızca bir kumpas kurulmasının esas nedenini ben size kısaca müsaade ederseniz izah edeyim. Bu bir alacak verecek meselesinden çıkan bir sıkıntı değil, bir siyasi hesaplaşma değil. Bu tamamen bir imar rantıyla ilgili bir çetenin, karşımızda daha evvelden oluşmuş olan bir çeteyle 2014 dönemindeki 31 Mart 2014 seçimlerinde bizim iktidara gelmemizle, yani yönetime gelmemizle başlayan bir mücadelenin bir aşamasıdır. Bundan evvelki aşamalarını da konuşmamın içerisinde sizlere izah edeceğim, anlatacağım kısaca. Bu mücadelenin de burada da tabii bugün de neticelenmeyeceğini, ileriye doğru devam edeceğini, onların aynı rantçılıktan, aynı açlıktan Didim'in haklarına, Didim halkının haklarına saldırmaya devam ettikleri sürece biz de hukuk çerçevesi içerisinde sınırlı kalarak tabii ki bu mücadeleyi onlara ve onlar gibi düşünen her türlü çeteye karşı vereceğimizi kendimiz biliyoruz. Peki ortada dolaşan görüntüler var. O görüntülerle ilgili neler söyleyeceksiniz Sayın Başkan? Ortada dolaşan görüntü derken bir kim olduğunu bilmediğim bir insanın bir konuşması, oraya koyduğu bir görüntü, hareketsiz bir görüntü ve bir mağdur olduğunu, orada mağdurun kendisi olduğunu bahsettiği bir kişiyle değil, bir sesle bir karşılıklı konuşması var. Evet. Bütün olay bu. Fakat işin enteresan tarafı şu, ortada bunlar var, bir mağdur var, işte şunlar yapılmış, bunlar yapılmış şeklinde gayet pürüzsüz bir senaryo anlatılıyor. Ama ortaya çıkmış bir mağdur yok. O mağdur diye bahsedilen insanın savcılıkta bir şikayeti yok, bir suç duyurusu yok. 5 senedir geçtiğinden bahsediliyor. Yani kim olduğu belli değil, ismi belli değil, ya da siz biliyorsunuz belki ismini, kim olduğunu. Hayır, ama hayır, hiçbir şekilde bildiğim bir sanal bir mağdur var ortada, yani sanal bir mağdur var. Ben kendilerine söyledim, varsa öyle bir mağdur, işte evlendiğini, bir yuva kurduğunu, huzurunun kaçmaması gerektiğini söylüyor. Zaten kendi kendine huzurunu kaçırmış durumda. Ne ediyor belirsiz bir internet kanalına çıkıp bu açıklamaları yapıp huzuru kaçmıyor veya ona güven duyuyor da. Türkiye Cumhuriyeti'nin, koskoca Türkiye Cumhuriyeti'nin savcılarına mı, emniyetine mi, adaletine mi güven duymuyor da gidip iki satır dilekçe yazıp ben bu adamdan şikayetçiyim demiyor. Ben bunu anlamış değilim. Demin savunma gibi bir şey dedi. Savunma yapmak için suçlu olmak lazım. Tabii, ben asla öyle bir şey etmiyorum. Hayır, suçlamalara yanıt vermeniz. Peki bu olayı açığa çıkartmak herhalde istediğiniz şeylerden bir tanesi. Çünkü ciddi bir iddia var ortada. İşte bazı görüntüler kullanılıyor. Siz de söylediğiniz gibi o mağdur olduğunu söyleyen kişi de hiçbir şekilde kendisine işte mağdur olduğunu söyleyerek bir başvuru yapmamış. Evet. Ama siz bir hukuki yola başvurup da bu iddiaları ortaya çıkartmak için herhangi bir hukuki girişim yaptınız mı? Tabii. Biz bunların bu iddialarına başladıkları andan itibaren, o görüntüleri seyrettikten sonra tabii ki gittik hemen. Savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Eşimi de karıştırdıkları için eşim de gitti, suç duyurusunda bulundu. Biz hukuki yolları tabii ki hukuk içerisinde kalan insanlar olarak hukuki yolları, hukukun bize verdiği hakları tabii ki sonuna kadar kullanacağız ve buna da başladık. Ortada
ciddi bir, müsaade ederseniz şunu söyleyeyim mi, cümlenize ilave eden söylüyorum. Ortada ciddi bir iddia var derken ortada ciddi bir yalan var. Evet. İşte bugünkü gördüğünüz, bugün evet, bütün ya, Türkiye gündemini iddia maalesef meşgul eden ciddi bir yalan var. Benim için dediler ki tutuklandı. Yani bu çok somut bir olay. Bunun öyle mi pardonu falan yok. Bu ne demek tutuklandı? Gözaltına alındı da değil yani. Tutuklandı. Nereden alıyorsun sen bu bilgiyi? Ve yargısız infaz yapan basın kuruluşlarına da buradan şiddetle kınıyorum. Çok acele, yangından mal kaçırır gibi tutuklandı haberini veriyorlar. Ve ondan sonra da tekrar aynı süratle bunun gerçek olmadığı meydana çıktıktan sonra hiç teyide gerek duymadan bunu veriyorlar. Ondan sonra da aynı süratte geri çekiyorlar. Hı hı. Şimdi bakın, onların tabii ki isimleri, o basın kuruluşlarının, yayın kuruluşlarının hepsi isimleri bende mevcut. Biz de notlarımızı aldık. Onlarla da ilgili gereken hakkımızı sonuna kadar kullanacağız. Yani geçen gün bir televizyon kanalı iki gündür, hem de ulusal bir kanal, iki gündür bu haberi tek taraflı olarak veriyor ve beni aramıyor. Yani burada böyle bir suçlama var, ne diyorsunuz diye beni aramıyor. Ben arandığım zaman bulunamayacak bir insan değilim. Resmi bir görevim var. Siz nasıl aradınız, buldunuz? Resmi bir görevim var. Ortadan kaybolmam diye bir şey söz konusu değil. Arandığım zaman bulurum. Ama iki gün sonra bana bu haber çıktıktan sonra pardon diye telefon açıyorlar konuşmak için. Tabii ki kendilerinden görüşmedim. Tek taraflı infaz olmaz. Bu tek taraflı infazdır. Ortada bir suçlama varsa bunun iki tarafı olur. Birini dinlediğiniz zaman ötekinin de dinlemek mecburiyetindesiniz. Evet. Bu her zaman bildiğimiz şey. Yargısız infaz maalesef. Sonuç olarak Zeynel Bey şunu söyleyeyim. Yani sonuç olarak derken bu konuşmamın bu bölümündeki olayı toparlayıp ortada bir mağdur var deniyor. Ortada bir mağdur yok. Ortada bir yaratılmış bir senaryo var. Bu pası kuran bu çeteyle benim 2014 yılından beridir gelen bir mücadelem var. Bugüne kadar başka işler yaptılar. Demin söylediğimi bilemiyorum. Evimi pompalı tüfekten taradılar, kurşunladılar. Üniversitede okuyan kızımı bir gece vapurdan inerken İstanbul'da kaçırmaya kalktılar. Yani bu kadar ağır... Ne zaman oldu bunlar başkan? Bunlar geçmiş süreç içerisinde hepsi oldu. Basına da yansıdı. Evet. Her yerde var. Bunlarla ilgili olarak biz hukuki yollara da başvurduk. Tutuklanmalar oldu. Kendileri 3-4 ay tutuklu kaldı. Ondan sonra bir şekilde... İşte adli kontrolle herhalde serbest bırakıldı. Ceza davaları devam ediyor. İmarlı'daki yaptıkları, bizden evvelki dönemdeki yaptıkları, plan tadilatlarıyla ilgili olarak ülkeye başvuru fetişlerinin açtığı, verdiği sorgulama yetkisinden sonra açılan davalar devam ediyor. Yani bu çok iç içe geçmiş siyasetle ve bizden evvelki belediye yönetimiyle, çok açık olarak söylüyorum, siyaseten rant ağına düşmüş maalesef. O arsızlığa alışmış ve bu arsızlığı kendilerine meslek edilmiş iş adamları veya iş insanlarının iç içe geçmesiyle ortaya çıkmış bir imar rantı çetesinin bizle yaptığı mücadeledir. Konu bundan ibaret. Her türlü ahlaksızlığı, her türlü çirkin saldırıyı bize yaptılar. Bugün de yaptılar, yapmaya devam ediyorlar. Ama bugün son olarak çıkardıkları yalanın en büyük teyidini yine kendileri verdiler. Tutuklandığım haberini yaydılar. 2 saatlik reklam, 2 saatlik bize uğrattıkları itibar kaybı onlar için kar sayılıyor. İşte yani sonuçta göreviniz başındasınız, itibar kaybı olmadı. 2 saat boyunca insanların düşünceleri bir anda sonuçsuz kaldı, gördüğünüz gibi görevinizin evet. Başında. Peki parti içerisinde herhangi sizi arayan oldu mu, bu konunun astarı nedir diye soran oldu mu? Şimdi Zeynel Bey, bu konu müteaddit defalar başka versiyonlarla ortaya konan bir oyun olduğu için hem genel merkezimiz, hem il başkanlığımız, hem ilçe başkanlığımız, hem büyükşehir belediyemiz konuya vakıf. Dediğim gibi bu senaryolar başka bir şekilde oynandı. Bugün başka oynanıyor, yarın da kuvvetle muhtemel başka bir şekilde oynanacaktır. Tabii ki ben ilgili genel başkan yardımcımıza, öbür genel başkan yardımcılarımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, il başkanımıza ve özellikle tabii ki dirsek temas çalıştığımız için, bu mücadeleyle beraber götürdüğümüz için ilçe başkanımıza tabii ki danışıyoruz, ortak karar alıyoruz. Her meseleyi kendileriyle istişare ederek genel merkezde bilgilendirme yapıyoruz. Netice itibariyle belediye başkanıyız. Tabii ki bir siyasi partinin kültürü içerisinde seçildik ve onlara da gerektiği şekilde bilgilendirmelerimizi yapıyoruz.
Peki, zaten bu olayı açığa çıkarmak için siz de hukuki yollara başvurdunuz. Şimdi artık iş adaletin pençesinde, adalette olay, dosya. Her halükarda karşılıklı olarak bu konuyu, bu iddiaları ortaya atanlarla hesaplaşmak için zemin hazırlanmış durumda. Geçmiş olsun, kolay gelsin size. Başkan Ahmet Deniz Atabay'la konuştuk. Kendisine yönelik suçlamalar vardı. Doğrudan bizim aracılığımız aracılığıyla bu suçlamaları cevaplandırdı. Çok çok sağ olun efendim.